çok değerli Niyazoğlu ailesi, çok değerli sanatçılarımız Sayın Ceyda Düvenci, Işıl Karaca, Uğur Bey, eğitmenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi Bornova Belediye Başkanı olarak saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Efendim, Türkiye'de yaklaşık 83 milyon insan yaşıyor ve bunun %10'u gerçekten engelli bireyler. Bunun bir kısmını görebiliyorsunuz, bir kısmını göremiyorsunuz. Çünkü evlerinden çıkamıyorlar. Otizmle ilgili olan rakamlara bakacak olursak, bu 83 milyon içerisinde 2500'de 1 olan son 30 yılda görünen rahatsızlık son dönemde 68'e 1 olarak yükseldi. Yani giderek artıyor. Dolayısıyla ne kadar önemli bir merkez açıldığını rakamlarla size ifade etmek istedim. Eğitim gerçekten bu ülkenin en önemli önceliği. Ben hafta sonu Işın Hanım'a da söyledim, Van'daydım. Oradaki yaşayan vatandaşların da en büyük eksikliği eğitim. Türkiye'nin ana odağı insan ve eğitim olmalı. Ben bu konuda destek veren buradaki eğitmenlere, bu konudaki temas ettiğimiz tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ya, okulun, bu eğitim kurumunun prensiplerinden biri anladığım kadarıyla velileri de dahil etmek. Bu çok önemli. Çünkü çocuklarımızın eğitim kurumlarında almış oldukları 2 saat, 3 saatlik eğitimler gerçekten onların gelişimi için çok yetersiz. Velilerin onlardan çok daha bilinçli ve bu işin devam ettirebiliyor olması gerekiyor. O beni çok mutlu etti. Veliler için ayrı programlar var burada hazırlanmış olan. Umarım aileler için, çocuklar için çok daha güzel, parlak, aydınlık günler gelecektir sizlerin de katkılarıyla. Çok teşekkür ediyorum burada olmaktan. Ben çok keyif aldım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Eğitim evde başlıyor. Bunu hep en baştan itibaren söylediğim, tamam, çocuklarımızı, Allah keşke hep bütün çocukları, dünyadaki bütün çocukları eşit yaratsaydı. Keşke hiçbir sıkıntıları olmasaydı ama Adnan Beyciğim, siz çok büyük bir başarıyla sadece kendi çocuğunuz için değil, kurumlar içerisinde, sistem içerisinde bulunan çocuklar için de kapılarınızı açmak üzeresiniz ve bu çok önemli. Annelere, babalara buradan hakikaten ben teşekkür ediyorum onların adına. Çünkü çok olağanüstü bir iş yapıyorsunuz. Bunu herkes yapmaz. Herkes bu o taşın altına elini koymayabilir. Sizin yaptığınızı herkes yapmayabilir. Ben şanslı annelerdenim. Ama ben de buraya kızımla gelip çocuklarınızla birlikte çok oynayıp, özellikle diz geldiği zaman biliyorsun ne kadar kanka olduğunu, gelip birlikte olmaktan çok keyif duyacağımızı biliyorum. Ama dediğimiz gibi eğitim evde başlıyor. Burası bir ev. Annelerin, babaların çocuklarıyla nasıl baş edeceklerini öğrenecekleri çok, sadece çocuklarla alakalı değil, annelerin, babaların da çok öğrenecekleri şeyler var burada. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu muhteşem ailenin çocuklarımıza yapmış oldukları katkılarından dolayı da kocaman bir alkış istiyorum. Burası bu yüzden çok kıymetli. Niye kıymetli? Her şeyin bir arada olduğu bir merkez. Sıkılan, daralan, yetersiz hisseden, konuşamayan, kendini ifade edemeyen, evladından çok engelli hale gelmiş anne babalara da aslında bir nefes olacak bir merkez. Hem de bu alanda bir şeyler yapmak isteyen kıymetli fizyoterapistlerimiz, kendini geliştirmek isteyen bir sürü bilim insanı için de önemli bir merkez. Biz niye buradayız bugün? Bunu duyurmak için buradayız. İmkanları doğrultusunda tedavi görmek isteyen, toplu tedavi alabilecek bir yer arayıp bulamayanlar için şahane bir ay yapmışsınız Adnan Bey. Ayağınıza taş değmesin. Muhteşem bir şey. Çok önemli. Bu gücü sağlamak, çok yapmak isterdim. Ne maddi gücüm ne de ruhum izin vermiyor. Çok kıymetli bir ruhsunuz. Ben diyorum ki evde o kadar mücadelem oluyor ve bazen çaresiz hissediyorum. Çıkmaz sokakta hissediyorum ki böyle bir merkezde gelenlere ne kadar destek olabilirim. Çoğu zaman olamıyorum çünkü terzi söküğünü dikemez misali. Bu yolculukta destek olmanız çok kıymetli. Yüreğinize sağlık ve Allah size uzun ömür versin. Özel ihtiyaç sahibi bireyler ve ailelerin en ihtiyaç duyduğu şey hepimizden istediği tek şey var. Empati, şefkat ve koşulsuz sevgi. Üfleyip püflemeyin. Uçağa bindiğinizde ağlayan bebeklere üflemeyin. Yüksek sesle yeter demeyin. O anne baba çok zor zamanlar geçiriyor bebeği uçakta ağlarken. Toplu taşımalarda zorlandıkları zaman üflemeyin.
suratlarına ters ters bakmayın, acıyarak bakmayın. Ya da vah vah demeyin, bence siz daha vah vahsınız çünkü yaşadığınız ortamda. İnanın özel ihtiyaç sahibi bireyler çok seviliyor aileleri tarafından, çok korunaklı. Hiçbirimizin çocukluğunda almadığı sevgiyle büyüyorlar, aslında çok şanslılar. Özel ihtiyaç sahibi bir birey gördüğünüzde, yaşı durumu ne olursa olsun, ona sevgi elinizi uzatın. Empati duyun, çünkü yarın başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bu bir tehdit değil, hayatın gerçeği. Ne olur buna göre yaşayın. Amacımız da buraya iyi gelmek, çocuklara iyi gelmek, birbirimize iyi gelmek olsun. Teşekkür ediyorum. İzmir'deki özel çocuklara güzel bir tesis, iyi bir hizmet, çocukların bağımsız yaşayabilmesi adına bir katkıda bulmak istiyorum. Çünkü kendim de özel bir aile babasıyım ben. Burada şimdi hangi kurum alınırsa alınsın, Türkiye Cumhuriyeti'nde, İstanbul'da, İzmir'de bu iş hakkıyla yapan insan yoktur. Niye? Maddi kaygısı olan insanların mutlaka eğitim sektöründe nasıl demekse başarı gösteremezler. Maddi kaygı olduğu için dil terapisti yerine odayolog kullanıyor. Alan öğretmenin yerine çocuk gelişimcini kullanıyor. Yani bundan dolayı maddi kaygı olan bir kurumda eğitim yok. Kim alırsa alsın, kim gelirse gelirse sıkıntı yok. Evet. Ha benim Allah'a şükür çok bir maddi kaygım da yok burada. Evet. Böyle bir açığı gördüm. Ben burada 10 milyon yakın bir yatırım yaptım. Evet. Buradan para beklentim var. Nereye kadar para beklentim yok benim burada. Yeter ki çocuklara ben burada bir şey katabileyim. Bunun daha iyilerini yapacağız inşallah ilerleyen dönemlerde. Yer bakıyorum, yer arıyorum. Bulduğumuzda şehir dışından olsun, yurt dışından olsun, velilerin kalabileceği, öğretmenlerin ücretsiz kalabileceği, 30 metrekare olabilir, 40 metrekare olabilir. Yani 500 bir otel konforu neyse, velilerin kalabileceği, çocuklarıyla kalabileceği, öğretmenlerin kalabileceği bir istihdam. Bu akvaparkları ilgili olabilir. Yani çok değişik aktivitelerin projenin içinde olması. Hatta ben düşünüyorum ki böyle bir projem de vardı. İnşallah onu uygulayabilirim. Bir olimpik havuz. Açılır kapanır. Yer olimpik havuz. Açılır kapanır. Yani Luna Parkı'ndan tutun yani çocuklar risk taşımayacak oyunların. Akülü arabaların ortalıkta gezebileceği, çocukların farkındalığına atırabilecek. Şu anda benim çocuğum 11 yaşında
bıraklar, araba gelse arabanın farkını alıyor. Atarken de çarpılıyor. Evet. Ama bunun farkındalığını yaratabilmem için böyle akıllı arabaların geçebileceği ve çocuğa da dokunduğu zaman çocuk yere düşsün ki anlasın farkındalığını. Yani birçok projelerim var. İnşallah da bana bunu nasip eder. Çoğalmasını istiyoruz, evet. Çocuklarımızla hayatımız zaten zorlu koşullar altında gidiyor. Daha fazla ihtiyaçlarını gidermek, tek çatı altında toplanması, bizim bir yerden bir yere taşımamız çok zor oluyor. Havuz terapisini başka bir yerde alıyoruz, normal fizik tedavisini başka bir yerde alıyoruz, özel eğitimini başka bir yerde alıyoruz. Biz çocuklarımız için koşturan anneleriz, bütün hepimiz. Bunların hepsinin tek çatı altında toplanması ve bunun İzmir'de olması bir ilk açısından çok muhteşem bir şey. İnşallah bunun daha fazlalarını ve tekrarının devamını istiyoruz kesinlikle. Yani mutluyuz ve ben zaten kendi kurumla ilgili de raporumu buraya getirdim. Güzel. Empati. Empati. Yani tek istediğimiz empati. Bizim çocuklarımız öcü değil. Hiçbir şekilde onlar zarar verecek insanlar değiller. Aksine korumacı davranmalarını gerekiyoruz. Her çocuğu yani kendi çocuklarımız gibi olduklarını düşünüp empati kurmalarını istiyoruz. Çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir yer, çok güzel bir engellilere yönelik süper organizasyon. Bütün emeği geçenlere hepsine teşekkür ediyorum. Ben Ufuk Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı ve Buca Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Sadrettin Halifeoğlu. Herkese başarılar diliyorum. Burada emeği geçen herkese başarılar diliyorum. Mustafa Işık, Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanıyım. Ankara'dan geldik. Adnan Bey'in bu güzel mekanı, özel ihtiyaç sahibi çocuklarımıza kazandırdığı mekanı hayırlı olsun için. Eğitimin evde başladığı bir durumda, bir konuda özel ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kendini evinde hissedebileceği bir mekan yapılmış, bir eğitim merkezi yapılmış. Sonradan engelli olan biz de gazi olarak, gaziler olarak böyle güzel bir kurumun, güzide kurumun, ihtiyacın had safhada olduğu bir kurumun yanında olmak istedik. Çok tebrik ederiz kurucusu Adnan Bey'i. Niyazoğlu Eğitim Kurumları hayırlı olsun şimdiden. Devamı da gelecektir diye düşünüyoruz. Burada bulunmaktan çok keyif aldık arkadaşlarım ve ben. Gerçekten çok harika bir kurum olmuş. İzmir'de bu tarz yerlerin çoğalarak artmasını bekliyoruz. Gerçekten güzel eğitim, güzel bir ortam. Çocuklar için hijyenik, steril. Bunların hepsi çok önemli. Gerçekten çok güzel olmuş. Başarının devamını dileriz. Bu kadar güzel bir tesisin özel çocuklarımıza kazandırıldığı için çok mutluyum. Gerçekten güzel, birçok fonksiyonel, birçok eğitim araçlarının olduğu komplike bir merkezin açılmasından dolayı gerçekten mutluyum. Vallahi çok mutluyuz çocuğumuz adına. Çok şık bir yer. İnşallah herkes faydalanacak yani bu güzel yerlerden, çünkü hocaları da çok donanımlı buldum. Allah herkesin yardımcısı olsun ama önce çocuklarımızın inşallah. Nilgün Erenoğlu, Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Bedensel Engelliler Yaşam Derneği'nin de başkan vekilliğini yapıyorum. Çok güzel bir organizasyon. Ben engelli demiyorum, farklı bireyler diyorum, özel bireyler diyorum. Gerçekten de sevgi, hoşgörü ve sabırla, emekle büyütülüyorlar ve böyle yerlere de gerçekten de ihtiyaç var. Emeğe geçen, katkı koyan, buranın açılmasına, yapılmasına katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Güne dair çok güzel bir özel çocuklarımız için merkez hazırlamış Adnan Bey. Çok teşekkür ederiz. Allah gönlüne göre versin. İzmir Form Bornova'nın karşısında Okullar Bölgesi'nde Niyazoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. Okulumuza özel çocuklarımızı otizm olsun, Down sendromu olsun, işitme engelliler ve diğer engel gruplarında her türlü eğitim verilmektedir ve tedavileri sağlanmaktadır. Bunların başında özgür öğrenme güçlüğü, zihinsel engelliler destek programımız vardır.
fiziksel engeller destek programımız, dil konuşma destek programımız vardır. Aynı zamanda yine okulumuzda yaşam koçluğu, spor eğitim destek programlarımız da isteyen ailelerimize ayrıca verilmektedir. İki dönüm üzerine kurulu bir okulumuzdur. Yaklaşık 150 metrekare büyüklüğünde kapalı spor salonumuz hem yaz hem kış özel çocuklarımıza hizmet verecek, eğitim verecek. Bunun dışında kapalı havuzumuz mevcuttur. Fizyoterapi eğitimi de verebilecek şekilde. Survival alanımız, yürüyüş parkurumuz, bisiklet alanımız, trafik parkurumuz da bulunmaktadır.